Otomatik bilgi paylaşımından dünyadaki gurbetçiler nasıl haberdarlar? Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Dünyadaki gurbetçilerin çoğu bundan yine haberdar değil. Bunun belgesini de sizlere sunarım. Nasıl sunacağım? Çünkü benim videom, video kanalım bu YouTube kanalım ne yapıyor? Dünyanın her tarafından seyrediliyor. Almanya son hafta 4 hafta verilerine bakıyoruz. Almanya'da toplamda 62 civarında seyredilmiş. Yani Almanya birinci sırada benim kanalda. bakıyoruz ondan sonra Türkiye çok az. ondan sonra ikinci sırada Türkiye ama Türkiye az. Bakıyoruz Hollanda, Fransa gibi ülkeler, Belçika, Avusturya, Türklerin yoğun yaşadığı ülkeler, Danimarka, bu İsviçre ve İngiltere seyredilme de yüksek. Finlandiya yönelik bu Finlandiya'daki gurbetçilere yönelik bunu yaptım herkesin evine ulaşmışız Finlandiya'da Facebook üzerinden. Finlandiya'dakilerin neredeyse yüzde yüze yakını bundan haberdar. Oranın düşük olması nüfusun azından yüzde bir da Finlandiya şu anda. Kendi yaşadığım ülke ama onlar zaten haberdar oldukları için bunu fazla ilgilerini şu anda çekmiyor. En fazla çıksa çıksa Finlandiya yüzde altılara yedilere çıkıyordu. Şu anda düşük çünkü niye Almanya ve diğer ülkeler daha yoğunlukta seyrediyorlar. Şimdi bir bakıyoruz Rusya'da Türkler yaşıyor. Ukrayna'da çok. Çin'de çok. Çin'de de var. Yani Çin, Japonya işte diyelim. Değişik ülkelerde mesela Bulgaristan, Yunanistan, Romanya. E işte bazı ülkelerde var. Onlarda yine yoğunluğumuz var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler seyrediyor. Avustralya var. 0.2 olsa bile yüzde girmiş şeye e, listeye. Kanada var. Ama diğer ülkelerde de bunlardan daha fazla bu ülkelerde ikilerinde mesela Kanada'da yaşıyor diyelim Avustralya'da yaşıyor. Ama diğer ülkelerde fazla olan ülkeler var yaşayanlar. Ama buradan bunlardan seyredilme oranı düşük. İsveç işte gene yüzde birin altında. Ama İsveç'te daha fazla olması lazım. Çünkü Danimarka'ya oranla daha fazla yurttaşımız orada yaşıyor. Ama onlar da daha haberdar değiller tam tamına. Çünkü bir şeysi olsa girip bakacak. Yani ben bunu sadece nereden bakıyorum? Kendi e, YouTube kanalındaki istatistiklerden bakıyorum. Bunun için dünyada daha bu tam tamına herkese ulaşmış değil. Çok ilginç bu. Yani bunun için şimdi bankalardan ne geliyor? Mektup geliyor. İşte maktupta nasıl? İnternet üzerinden gelmiş. Evet veya hayır de. Yani bankanın hacı amcaya ulaşması için hacı amcanın internet bankacılığını kullanması lazım. Şimdi de bir de ne diyorduk gelir dersi başkanlığında? Şimdi diyelim adam bütün bilgileri Türkiye'de ama internet bankacılığını yurt dışından kullanıyor. Yurt dışı numarasından kullanıyor. Otomatik olarak ne oluyordu? Onu da paylaşıma giriyordu. Şimdi bazıları anlatabiliyor mu? Burada Geri Dersi Başkanlığı'nın rehberi diyor ki sana sakın diyor internette yurt dışından başka telefon numarasından bankacılık işlemi yani bankanla ilgili işlem yapma diyor. O gözükmesin orada diyor. Ee, bunu paylaşma neden diyor. Şu anda bazı kişiler bana diyor ki işte diyor göndermiş belki diyor gurbetçinin hayrına e, işte adres değişikliği falan e, internet üzerinden yapsınlar. Ya Türkiye'de adresini e, nüfustan değiştirmeden internetten adresim şu demek mümkün mü? Yani bu burada onun, onun için ne dedim dün? Sakın dedim bunlara dedim evet şey demeyin bir şey yapmayın. Yani mümkün değil. Sen adresin bu diyeceksin. E, nüfustaki adresin farklı veyahut bankanın işte o dediği evete hayır diyeceksin. Yani burada belirsizlik olduğu için ben size ne yaptım dedim, durun dedim. Ama bunu dünyanın her tarafındaki kişilere ulaştırmamız mümkün mü? Mümkün değil. Bu nasıl olur? Yani gurbetçinin hepsine ulaşmak benim keşfim olan yani evlere mektuplar gelmişti ya seçim zamanlarda, O benim keşfimdir. Ben onu işte hükümete söyledim. Şöyle şöyle yapılırsa Kurbetçinin hepsine ulaşırsınız seçim nedeniyle. Ve ilk buçuğun başkanlığından gelmişti. Mektuplar biliyorsunuz hmm. evlerinize ve parti başkanlığına geldiydi. Ama tabii onu becerip o UETD gibi örgütler mektupları tam zamanda postaya veremedi. Bazı ülkelerde oy atıldıktan iki hafta sonra geldi. Ama fikir böyleydi. Şimdi ne yapacaksınız? Eğer kurbetçiye yönelik bir şey yapacaksanız bu konuda çünkü çoğu haberdar değil. Bunu ben ne yapıyorum? belgelerine söylüyorum. Kurbetçiye yönelik bir mektup, öyle veya böyle bankaların reklamlar arkasında böyle böyle bir paylaşım var. Bundan şu şekilde etkileneceksiniz diye bir mektup gitmesi lazım. Devletten gitmez, resmi olarak devlet göndermesin ama bankalar ortak bir mektup oluştursunlar ve arkasına kendi reklamlarını da koyarak bankanızda işleme geç, işlem yapın veya itibada geçindiğine diye kurbetçi bilgilendirmeleri lazım. Şimdi şu var biliyorsunuz. Ceza hukukunda yani bir kişinin bir suç, şey suçun suç olduğunu bilmesi lazım. Yani bir uyarı yapman lazım. Mesela diyelim Finlandiya'da şu var. Adam kafasına göre video çekecek. Gizli kamera koymuş dükkanına. Bundan çektiği video suç işliyor burada. Yani video var diye işaret olması lazım. Yani bir kişi dükkana girerken video görecek. Ona göre tedbirini alacak. Yani videoyu gizli koymuşsun adam hırsızlık yapacak alanımız sen suç işlemiş oluyorsun çünkü orada bu e, kişi e, ona dikkat etmesi lazım mesela e, Finlandiya'da ben ne yapıyordum bu işte paylaşım yapılacakla ilgili haberleri okuyordum ama nasıl ben onu Avrupa topluluğu içinde olarak okuyordum ama Türkiye'nin buraya paylaşım yapacağını 25 Ağustos 2020 tarihli rehbere kadar bilmiyorduk ben bilmiyordum. Bana soruyor ben de Türkiye böyle bir şey yapmaz. Niye versin gurbetçinin parasını şeye? Hesaplar, bilgilerini yabancı ülke. Ama Finlandiya'da yapıyordu. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz Finlandiya 2017 yılında 62 ülke ile paylaşma yapmış. 2018 yılında da 66'ya çıkmış bu. Bunu nereden bakıyoruz? OECD raporlarından bakıyoruz. Bilgilerinden bakıyoruz. Şimdi önce bilgi, bilgilendirme yapılıyor medyada güzel güzel. Şimdi Türkiye ne yapıyor? Pat diye işte son şeyde de baktım. 2017 yılında da bile bir ülkeyi paylaşmış. Ne zaman çıkartmış onu? Meclisten geçirmiş. 2017 Mayıs ayında OECD raporuna göre Türkiye 2017'de bir ülkesi üyeyle paylaşım yapmış. Bu ülkenin ne olduğunu, hangi ülke olduğunu bilmiyoruz. Ama OECD'nin raporunda var. Ondan sonra 2018'de iki ülkeyi vermiş. Şimdi de kendi gelir dersi başkanlığının yeni rehberinde göre 2019'da yine Norveç ile Letonya'yı vermiş. Onları 2018'de de vermişti. Ama 2017'de hangi ülkeyi vermiş? Daha meclisten Mayıs ayında getiriyorsun ve yıl sonunda top alıyorsun oradan bilgiyi ve bir ülkeye 2018'de paylaşım yapıyorsun. Norveç'ten Letonya satılmış haberleri olmadan bir, bir kişinin haberi olmadan onun bilgilerini vermiş. Bunun normalde kanunun bundan haberdar olması lazımdı. Sen diyorsun ki bütün çağrıları biliyorsun 2011 yılında imza atılmış buna. Bütün çağrıları dövizini getirin Türk bankalarına yatırın şeklinde kaynağını sormayacağız. Hükümetin burada çok büyük hatası var. Sen gurbetçiyi yine diyorsun döviz döviz getir ama bir taraftan da pat vermişsin iki ülkeyi. Norveç'in, Letonya'nın ne suçu var? Şu anda diğer ülkeler bekliyor ama onları vermişsiniz. Yani onları hükümet satmış. 2017 yılında meclisten oy birliğiyle bu geçmiş. Burada hiçbir şey etmeyin. CHP atmış, HDP atmış, MHP atmış, AK Parti atmış. Kalkıp buradan gurbetçiye bu zarar verecek bir tane milletvekili bir şey yaptı mı? Yok. Sadece Mustafa Generoğlu ne demiş? AK Parti'nin yurtdışından işte o zaman ilgileniyordu. Bir e, Ağustos 2017'de demiş ki gurbetçi mağdur edilmeyecek. 2018'in başında Naci Abal ne demiş? Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı. Biz demiş altyapıyı hazırlıyoruz. Paylaşım 2019 yılında yapacağız. Yapmış mı? Yapmış. Ama onu dedikten bir sene önce ki verileri de 2018'in sonunda verilmiş bir ülkenin. Ama hangi ülke? Onu bilmiyoruz. Biz OECD'nin yalancısıyız. Belgesini yine bunun da koyuyorum. Evet arkadaşlar. Ne diyorum? Çoğu ülkedeki gurbetçilerimiz bundan haberdar değil. Bunun için ne olacak? Bunların evlerine bir tane mektup göndereceksin. Hacam amca internete bakmıyor. Hacam'dan sosyal medyadan işte Almanya'da bakıyorum. Bazıları diyor işte seyrediyorlarmış. Şunu da Yakup'a sorduğuna bana mesajlar geliyor. Onlara da o sorularına cevap veriyorum. Benden başka benimki resmi açıklama değil ama belgeli olarak açıklama yapan da doğru dürüst yok. Sadece ne diyorlar? Gelin atlayın Türkiye'ye bin euro getirin. Yani paylaşım yaptı, buldu diyor. Almanya'ya gitti bilgiler ama siz atlayın gelin gene diye bin euro olan. Öyle haberler yapanlar var. İşte dilekçe yazın, itiraz edin, dava açın. İşte kurtulursunuz ayakları var. Bu albü ki kendi Başkanlığı'nın rehberi de diyor ki bu kişisel verilerin koruma kanunu. Aykırı değil. Davayla, dilekçeyle bundan kurtulamazsınız. Sakın sakın da kimseye bin euro vermeyin. Evet, onların dedikleri bu. Ben de belgeli olarak ne yapıyorum? Çırpınıyorum. Bakın kalk, kalkıyorum her gün benden video bekliyorlar. Ve ne diyorlar yorumda? Aman diyor bize videosuz bırakma. Niyet çünkü çaresiz yok. Ne yapacağım? İnşallah yakında size bunun ne olacağına dair sağlam bilgi vereceğim. Korona nedeniyle geçen senin Mart ayında geldik 24 Mart'ta. Ondan beri Türkiye'ye hiç gitmedim. Burada uzaktan da telefonla halledecek iş değil. İnşallah gidersek birilerininle görüşeceğiz. Söz aldık. Sizlere daha iyi bilgiler vermeye çalışacağım. Çünkü bu konuda devamlı bilgilendirme yapan, yani devletin resmi e, hiçbir, sadece bakanımız 4 Mayıs, Mayıs'ta bir açıklama yaptı, gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz, işte çalışmalar yapıyoruz şeklinde hiçbir ülkeyle paylaşım yapmadık dedi ama Leton yalan Norveç'i vermişler. Bir de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıktı sonradan işte 31 Mayıs'ta bir Haziran'da yayınlandı resmi gazetede. Ondan sonra Gerilas Başkanlığı da 8 Haziran'da rehberini ne yaptı? Yeniledi ama yine bir panik havası oluştu. Ama Ben ne diyorum? Yani Eylül ayında normalde paylaşım süreci, o paylaştı diyenler yalan söylediler. Eylül ayında da Türkiye bunu Eylül sonuna kadar paylaşmasıyla gerekiyor bazı ülkelerden OECD takvimine göre. Ama benim tahminim Ekim ayında yine Avrupa topluluğu milletvekili Bakanların toplantısına giderler, bir dört ay daha büyük bir ihtimalle süre almaya çalışacaklardır. Eğer böyle bir şey olursa ne yapacaksınız? 31 Aralık 2021 tarihine kadar işlem yapıp adres, telefon. Ondan sonra mailiniz çağrıştırmayacak. Yani nokta gibi bitmeyecek. Yurt çağrıştırılacak. Bir de orada bankada yurt dışı, herhangi birine vekalet ve falan vermişseniz yurt dışında onlar orada olmayacaklar. Yani yurt dışını çağrıştırıcı hiçbir şey olmayacak. İnternet da yurt dışı telefonundan yapmayacaksınız. Bu da bunlar hep ne yapıp Yeni Ders Başkanlığı'nın rehberinde yazıyordu. Bunlarla ilgili ben hep ayrı ayrı videolar yaptım. Arşivimden seyrediniz. Evet. Onları yapacaksınız. Ama o zamana kadar beklemeniz lazım. Bankalardan mektuplar gelebilir. Ama dediğim gibi yani banka diyor ki e, genel ders başkanlığı işlemini diyor bankada, banka işlemini diyor yurt dışı telefonla yaparsan o çağrıştırma nedeni bankada sana mesaj göndermiş. Şuna evet hayır de nereden diyeceksin? Yurt dışındaki telefonunda. Ya yani arkadaşlar burada ya, ya bakkal işi bu, bu gidiyor. Biz ben ne yapıyorum? Ben Avrupa'da 30 senede yaşamışım. İşte prim adamıyız. İş adamlığımız var. Siyasetçiliğimiz var. Cebimizde basın kartı da var. Ne yapıyorum? Yazarlık da var. Yani mantıklı cevaplar vermeye çalışıyorum size. Bak bürokratlar yantıksız düşünebilir. Siyasetçiler mantıksız düşünebilir orada. Mantıksız düşünebilir. Yani bu bazen sigortalar yanıyor. Bazen sigortalar yanıyor. Onun için doğru bilgi doğru şekilde size vermeye çalışıyorum. Şu anda gurbetçinin yurt dışındakinin çoğunun bundan haberi yok. Bir işlem yapıyorsan onu bilgilendireceksin. Sen, seni ihbar ediyoruz. Sen paranı getirdin, güzel güzel Türk bankalarına yatırdın, döviz zarımıza uydun. Ama seni şimdi bulunduğun ülkeyi ispiyonlayacağız. Bundan haberi olması gerekiyor. Yani gizli gizli ispiyonlama olmaz. Bir de yani bunu ona bildirmen lazım yazılı olarak. Bankalar bildirecek mi? Devlet gayri resmi olarak bir yolunu bulup bildirecek mi? Bilmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu şeyde yurt dışı akraba topluluklar işte, Türkler ve akraba topluluklar diyelim, YTB şu anda havlu atmış durumda. Milletvekili gezdirme DNA'yı UET'de biliyorsunuz Avrupa'da var. Onlar hiç bu işe girmediler, başkanlık yarışına düştüler. Yani biz burada çırpınırken. Ticari müşavirliklerde hiçbir şey yok. Elçiliklerde hiçbir şey gördüğümüzü şu ana kadar görmedik. Dışişleri uyuyor uyuyor, ticari, ticari uyuyor, herkes uyuyor. Ve hala daha da bir bakanın açıklamasına kadar resmi bir açıklama yok. Biz neler yapıyoruz? İşte gördüğümüz rehberlerden şuradan buradan, ee, ...gelişmelerden, OECD'nin sayfalarını takipten sizlere ne yapıp alıp bilgi aktarıyoruz. Ve e, işte bakanın televizyona çıktı bir 52 milyar dolar gurbetçinin parası var diye bahsetti. Onu aldık oradan dedik bu kadar parayı Türkiye şu anda risk etmez, gurbetçi e, mağdur etmez. İşte 3 milyonun üzerinde seçmen var, 2 sene seçime kalmış buradan mağdur, e, gurbetçi karşısına almaz... Yine e, gelir Ders Başkanlığı tutmuş. E, getirin dövizinizi 30 Haziran'a kadar Türk bankalarına yatırın. Kaynağını maynağını sormayacağız. İşte vergi mükellefi olmanıza gerek yok. Yabancı olun falan filan. Yani bunlar ne oluyor? Bizi ne gösteriyor? Büyük ihtimal yine erteleme e, sinyalleri. Ama kesinlikle tabii inşallah yakında sizlere bildiririz. Paniğe kapılmayınız. Dediğim gibi sadece ot bekleyiniz. Evet arkadaşlar geri geldiğince yine videolar yapacağım size. Size Helsinki'den selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.